bizde hakikaten filmleri aratmayan bir olay gerçekleşti. Ne oldu? Trafikte kavga eden 4 kişi tutuklandı. Sonra adli tatil olduğu için o sırada olaya bakan savcı adli tatildeyken dava dosyasındaki deliller çalındı. Ne oldu o deliller çalınınca da şüpheliler tahliye edildi. Halk TV'den Dinçer Gökçe kaleme aldı. Olay 4 Haziran'da Mersin Mezitli'de yaşandı. Şehir içi nakliye işi yapan Ulaş A, kardeşi Hasan B.A. ve bir arkadaşlarıyla beraber adrese yük götürmek üzere yola çıktı. Kamyonet içindeki bu kişiler trafikte bir süre yol aldıktan sonra başka bir aracın sürücüsü olan Berat M. ile yol tartışması yaşadı. Arabayı kırdı şu an. Çekil gibi, o hatalı. Bakın bize magandalık yapıyorlar şu anda. Önümüzü kestiler iki araba. Şu anda. Sola gidiyorum, sola kapatıyor. Sağa gidiyorum, sağa kapatıyor. Tartışma kavgaya döndü. Berat M. iki kardeşe arkadaşlarını çağırarak silahla ve bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan kardeşler kamyonetlerine binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Olayın ardından savcılık soruşturma başlattı. Şüpheliler gözaltına alındı, 4 kişi tutuklandı. Ancak yargı tarihinde örneğine az rastlanır bir olay yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcı adli tatildeyken dosyadaki deliller çalındı. Dosya önüne geldiğinde savcı şaşırıyor. Dosyada en önemli deliller yok edilmiş. Yani dosyadaki görüntüler, bilirkişi raporu, olay anına ilişkin görüntüler, kendi yönetim sisteminin kamera kaydı, şüphelilerden iki tanesinin cezaevinden çekilmiş teşhis fotoğrafları dosyadan çalınmış. Delillerin çalınmasıyla birlikte tutuklu olan 4 kişinin tahliyesi sağlandı. Savcı tatil dönüşü dosyadan çalınan tüm evraklara ilişkin tutanak hazırladı. Bunun sebebi ne olabilir diye bakıldığında sonra araştırılıyor ki dosyadaki bu bilgiler, bu deliller yok edildikten sonra tutukluğa itiraz ediliyor ve 27 Ağustos günü bu kişilerin 4 tutuklunun tamamı da tahliye ediliyor. Tahliye kararını veren hakimin 10 gün önce önüne gelen tahliye talebini reddettiği anlaşıldı. Olayla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu'yla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inceleme başlatması bekleniyor. Biz adliyede bazen diyelim rüşvet vesaire falan konuşuruz ama delillerin yok edilip şüphelilerin kurtarıldığı vakalar çok nadir gördüğümüz bir örnekti ve o da oldu.